Merhaba, 91'den bizi izleyen Metropol FM'in değerli, kıymetli dinleyicileri ve Metropol Medya'nın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarımızı izleyen siz kıymetli takipçilerimiz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşamak için özel bir programla birlikteyiz. Ben Besime Yardım. Stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Bize günün anlam ve önemini anlatacak ama konuğumu size tanıtmadan önce tabii ki... İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, isimli isimsiz bütün kahramanlarımızı şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Tarih öğretmenimiz Duygu Uğun'la birlikteyiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle sizlerin, ardından tüm izleyenlerin, dinleyenlerin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Hocam ben ilk önce Cumhuriyet Bayramı 98. yılını kutluyoruz ama bizi dinleyen dinleyicilerimiz tabii ki biliyorlardır. Ama bir de bir tarih öğretmeninden dinlemek isteriz. Cumhuriyet nedir? Muhakkak ki. Cumhuriyet, cumhur kökünden gelir. Arapça kökenli bir kelime. Cumhur halk demek. Cumhuriyet de halk yönetimi. Antik Yunan'da demokrasi kelimesini belki bizim dilimizdeki karşılığı olarak düşünebiliriz. Orada da Demos ve Kratos kelimelerin birleşmesiyle demokrasi yani halk yönetimi. Yani ikisini nasıl ayırabiliriz derseniz demokrasi bir amaçtır. İnsanlığın yönetilmesi için en ideal amaçtır. Ancak bu amaca ulaşmak için de bir araca ihtiyacımız var öyle değil mi? Evet. İşte aracımız da cumhuriyet. Cumhuriyetsiz demokrasi olmaz. Yani demokrasinin yaşayabilmesi için en doğru rejim veya yönetim şekli cumhuriyettir. Peki 98 yıl önce ne oldu? Bu topraklarda nasıl bir atmosfer hakimdi ki biz cumhuriyet yönetimine ihtiyaç duyduk? Evet. Bir kere işlemeyen bir Osmanlı saltanatı vardı. Osmanlı saltanatı 1. Dünya Savaşı'na girmiş ve bu savaştan yenilgiyle ayrılmıştı. Ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ne yazık ki sadece adı ateşkesti. Yani hükümlerine baktığınız zaman oldukça ağır hükümler taşıyan, yeni bir savaşın da aslında bize sinyallerini çok net veren, hemen 4 gün sonra da işgallerin başlamasıyla bize bunu kanıtlayan bir anlaşma. Mondros'un ardından işgaller başlıyor. İngilizler, Fransızlar, herkes bir yandan Anadolu'yu paylaşmanın derdinde. Osmanlı hükümeti bu anlamda teslimiyetçi veya sessiz, tepkisiz kalıyor diyebiliriz. Bunun üzerine halk diyor ki iş başa düştü. Yani demek ki biz bölgemizi kurtaracağız. Öncelikle bölgesel direnişler başlıyor. İşte ilki biliyorsunuz çok yakınımızda Hatay Dört Yol'da başlıyor Fransızlara karşı. Ve tabii İzmir'in Yunanlar tarafından işgali bardağı taşıran son damla diyebiliriz Türk milleti için. O bölgesel başlayan küçük küçük kıvılcımlar bir anda büyük bir aleve dönüşüyor. Ve tabii ki çok halklı, halkın katılımı olan bir mücadele, çok da haklı bir mücadele. Bir öndere ihtiyaç duyuyor. Bu önder de hepinizin bildiği üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'da güneş gibi doğuyor Mustafa Kemal. Onun kurtuluş yolu dediğimiz çizdiği mücadele, örgütlenme neticesinde Kurtuluş Savaşı gerçekleşecek. Yine hepinizin bildiği üzere. Birazdan ayrıntılarız daha da fazla. Ve tabii ki işlemeyen saltanat, kurtuluş yolu varken buna atılmayan saltanatın yerini tabii ki önce bağımsızlık, önce amacımız bizim mücadelede bağımsızlıktı. Ardından peki bağımsızlıktan sonra ne olacak? Yeniden saltanata mı vereceğiz bu yönetimi? Tabii ki hayır. Neden hayır? Onlar taşın altına ellerini koymadılar, teslimiyetçi davrandılar. Bir bakıma da artık sürelerini doldurdular. Bir de galiba dünyanın o an 12 konjektürü de ulus devletlerinin ortaya çıkışı da bunlar. Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Zaten imparatorluklar ömrünü doldurmuştu. Artık bitmiş, çağın gerisinde kalmışlar. O dönemde de bizdik zaten. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Atmosfer de bunu getirdi aslında. Kesinlikle yani hani gidişat da bu şekildeydi. Hani tarihin akışı deriz ya. Tarihin akışı da bizi aslında milli egemenliğe götürüyordu. Bunun için bir öndere ihtiyacımız vardı. Bunun için taşı elinin altına koyacak, elini taşın altına koyacak ve tabii ki halka önderlik edecek. O hani dedik ya az önce küçük küçük alevleri, kıvılcımları ateşe aleve dönüştürecek birine ihtiyaç vardı. O biri de aslında biri de... Mustafa Kemal birdenbire de tarih sahnesine çıkmış biri değil. Bir tabii öncesinde ki. De zaten Çanakkale Zaferi'nde gözde bir komutan oldu. Dünyaca tanınıyor. Çanakkale Zaferi 1. Dünya Savaşı'nın ömrünü uzatan beklenmedik bir zafer. İtilaflar açısından
Bu zaferle birlikte aslında Türk yurdunda, Türkiye'de Mustafa Kemal bir lider olarak hemen kalplerde yer ediyor aslında bakarsanız. Çok doğru söylediniz bu yüzden. Öyle birden ortaya çıkmıyor tabii ki. Öncesi de var. Peki ne oldu da bu kadar devlet Osmanlı topraklarına göz diktiler? Yani Anadolu'yu kıymetli kılan, hepsinin burada pay almak istemelerinin sebebi neydi? Tabii ki. Şimdi Anadolu antik çağdan günümüze gerçekten çok büyük bir tarihi olan 10 binlik, 12 bin yıllık göç yolları üzerinde olması, ticaret yolları üzerinde olması, yeraltı yerüstü zenginlikleri, iklimi, bitki örtüsü, yani neyi saysak hani sayabiliriz, çok da arttırabiliriz bu listeyi. Dünyanın neredeyse bütün uluslarının göz koyduğu bir coğrafyasına bakarsanız. Bilindiği üzere, evet hala da öyle. İşte boğazların konumu, stratejik konumu, üç kıtayı en iyi birbirine yaklaştıran bir konumda olması vesaire Anadolu'yu her zaman için geçmiş tarihten günümüze önemli noktaya getiriyor. Ha bardağı taşıran son damla artık Anadolu bizim olmalıdır niye diyor itilaflar ya da Düveli Muazzama dediğimiz büyük devletler. Sanayi inkılabından sonra sömürgecilik hareketleri çok fazla artıyor. Bu dönemde de Osmanlı Devleti'nin artık sonları hasta adam diye tabir ettikleri bir görüntüde. Diyorlar hani böyle sömürebileceğimiz yeraltı yerüstü zenginlikleriyle muhteşem bir coğrafya nasıl olur da bu adamın elinde kalır. Biz en iyisi onu paylaşalım kendi aramızda bölüşelim istiyorlar. Yine aynı şekilde şeyle devam edebiliriz hocam bu Cumhuriyet'in ilanı için ilandan sonra. Yaşanır. Samsun sonrasıyla isterseniz evet, Samsun devam sonrasından edelim. Da devam edebiliriz evet, tabii. 19 Mayıs 1919'da tabii İzmir işgal edilmiş. İzmir'in işgalinden sonra Mustafa Kemal bölgeye geliyor ve az önce belirttiğim kurtuluş yolu dediğimiz yolu çiziyor. Yani Havza'ya gelerek o bölgesel direnişi ulusallaştırıyor, insanları harekete geçiriyor. Yunan işgaline karşı bilinçlendiriyor insanları. Ardından Amasya'ya gelerek resmen aslında Kurtuluş Savaşı'nın yapılacağını Amasya'da ilan ediyor. Sonraki adımları da işte Erzurum'da bir kongre toplanması, orada vatan bir bütündür bölünemez diyor mesela büyük sesle. Kesinlikle manda himaye kabul edemeyiz diyor. Bakın her taraftan... O dönem için çok büyük laflar. Tabii ki her taraftan işgale uğruyorsunuz ama birileri çıkıp diyor ki sen beni ele geçiremezsin, ben bağımsız olacağım. Manda himaye kabul etmiyorum. Bunlar tabii ki çok büyük, çok büyük cesaret isteyen ifadeler ama Mustafa Kemal her zaman kendisine ve milletine dünyaya kafa tutmak aslında. Kesinlikle bu. Öyle. Peki Samsun neden seçildi bunun için? Burada Samsun'da ayaklanmalar gerçekleşmişti İzmir'in işgalinden sonra. Tabii İzmir'in işgaline sevinen taraflar var Karadeniz'de. Pontus Rum Cemiyeti üyeleri, Pontus Rumcular diyelim. Onlar sevinç gösterileri yaparken tabii ki Türk milletinin de kanına dokunuyor bu durum. Ve bir ayaklanma, çatışma tarzı bir iç olay diyelim çok abartmadan ortaya çıkıyor. Tabii bu ayaklanmaların durdurulması lazım. Niye? Mondros'un 7. maddesine göre eğer bir ayaklanma olursa, direniş olursa itilaflar diyorlar ki biz orayı işgal ederiz. Şimdi Samsun'un işgal edilmesi gündeme gelmesi ne yapalım? Biz bu direnişi durduralım. Dolayısıyla Padişah Vahdettin halkın güvenini kazanmış bir kişiyi buraya direnişi durdurmak için gönderiyor. Yani aslında Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a girişteki amacı, yani görevi diyelim amacı asla değil, görevi bir direnişi durdur, aman Samsun'da işgale uğramasın. Ama Mustafa Kemal gidip kendisine verilen görevin tam tersini. Neden? Çünkü direnişi daha da örgütleyip daha da büyütmek lazım ki zafere ulaşmak için böyle bir yol seçiyor. Mustafa Kemal Samsun'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta bu kongreleri yaparken bir taraftan da ülkede Kurtuluş Savaşı devam tabii ediyor. Ki, yangın tabii. yeri. Aynen. Anadolu yangın yeri. Kurtuluş Savaşı çok büyük bir dönemeç aslında. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili Kurtuluş Savaşı sürecini biraz anlatır mısınız? Tabii ki. 23 Nisan 1920'de Ankara'da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda itiraflar telaş ettiler. O Anadolu'da yeni bir vücuda geliyor devlet. Biz hemen Osmanlı'ya Sevr Anlaşması'nı imzalatalım dediler. Bir barış anlaşması ama sözde bir barış. Nasıl Mondros sözde bir ateşkesse o da sözde bir barış. Anadolu'yu paramparça ettiler. Kafalarındaki o planları, paylaşma planlarını vücuda getirdiler. Osmanlı imza etti o anlaşmayı ama Mustafa Kemal ve beraberindekiler kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyler ve resmen o dakikadan sonra aslında Kurtuluş Savaşımız resmi olarak başlamış oluyor.
Tabii ilk önce ne dedik? Bölgesel direnişler tamam örgütlendi ama elimizde bir asker birliği yok. Düzenli bir askeri birlik yok. Bununla düşünün dört tane kocaman devlete, son sistem tankları, tüfekleri olan düşünün devletlere karşı çıkılmaya çalışılıyor. Bu çok bir zorluk. Nasıl olacak? Halk dedik ya iş başa düştü dedi. Kuvayi Milli örgütleri. Burada Adana'mızı kurtaran zaten değil mi? Kuvayi Milli birliklerini de asla küçük görmeyelim. Çok evet. Yani o insanların yüreğindeki ateş. İlk kıvılcımlar aslında kesinlikle. Onlarla beraber. Düzenli orduya geçilene kadar. Meclisin kararıyla da işte düzenli orduya geçiliyor. İsmet Paşa'mız biliyorsunuz hepinizin bildiği üzere düzenli ordunun komutanlığını gerçekleştiriyor ve İnönü'ye kadar, Eskişehir'e kadar, bakın İzmir'den Eskişehir'e kadar ilerlemiş olan Yunan birliklerini İnönü menzillerinde iki defa durdurmayı başarıyor. Ancak biraz böyle acele edilen ileri bir harekat Kütahya-Eskişehir muharebelerinde kaybediyoruz. Mustafa Kemal'in emriyle de ordularımız Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar yani 100 kilometre içeriye kadar çekiliyor. Tabii bu çok moral bozukluğuna neden olacak. Yani bu ordumuzun savaş kaybetmesi, Ankara'nın Polatlı burnunun dibidir. Baktığınız zaman meclisin Kayseri'ye taşınması da tartışılıyor. Hani insanlar panik oluyorlar acaba olmayacak mı diye. Mustafa Kemal tabii ki yine taşın altına elini koymakta hiç geç kalmayacak. Ve başkomutanlık kararı biliyorsunuz başkomutan ilan edilecek ve meclisin kararıyla. Sakarya Meydan Muharebesi dünyaya resmen hattı müdafaa stratejisi diye bir strateji ortaya koyuyor. Dünyada başka bir örneği yok. Yani çekiliyormuş gibi yapıp aslında belli mevzilerde sathı müdafaa edip vatandaşın kanıyla son damlasına kadar sulanmadan bu vatanın terk edilmeyeceğini önce Yunanlara ardından İngilizlere gösteriyor. Hepinizin bildiği üzere 30 Ağustos'ta büyük bir zafer, büyük taarruz. Ardından Başkomutanlık Meydan Muharebesi 9 Eylül'de İzmir'den geldikleri gibi giderler sözünü büyük kanıtlayan gönderim. Değil mi? Evet bir müdafaayla. Yunanlıları geldikleri yere geri gönderiyoruz ama. İsmet Paşa demişken bu Kurtuluş Savaşı sırasında cephede kazandığımız zaferlerin yanı sıra bir de masada kazandıklarımız, masada çok aldığımız da çok fazla. Aynı zamanda hem diplomatik hem de askeri müdahalelerle, askeri başarılar elde ediliyor aslında Kurtuluş Savaşı'nda. Bu Lozan'la da ilgili biraz hazırda çok yakın bir tarihte de tekrar konuşulacak 100. yılımızla beraber. Bununla ilgili de biraz bilgi verir misiniz tabii bize? Biz Lozan'da neler kazandık, neler kaybettik? Kazandık mı, kaybettik mi? Bir kere kazandık. Onu bütün dünya kabul ediyor ama bir öncesinden başlamak istiyorum. İsmet Paşa çok iyi bir asker olduğunu İnönü mevzilerinde bize kanıtladı ama çok iyi bir siyaset adamı olduğunu da gerçekten Mudanya Ateşkesi'yle kanıtlıyor. Yani öncesinde, Lozan'dan önce Mudanya Ateşkesi'nde İstanbul ve Doğu Trakya savaşılmadan, bakın savaşılmadan bize bırakılıyor. Yani meclise bırakılıyor ve böylece Osmanlı Devleti artık kağıt olarak da ortadan kalkmış oluyor. Bunun ardından işte Lozan'a görevlendirilmesinin nedeni aslında budur. Yani Mudanya'da göstermiş olduğu siyasi başarı onun Mustafa Kemal'in gözü kapalı bir şekilde Lozan ekibine İsmet Paşa'yı seçmesinde çok etkili. Lozan bir hezimet midir, zafer midir cümlelerini hep duymuşsunuzdur. Biz söylemeyelim, İngiliz bir gazeteci söylesin. Diyor ki, Lozan kuşkusuz ki Avrupa devletlerinin yaşadığı en büyük hezimettir. Şimdi onların yaşadığı hezimet bizim için tabii ki de tartışılmaz bir zaferdir. Kesinlikle öyle. Hocam o zaman bir cumhuriyet ilan edelim mi? Olur, birlikte? Tabii ki. Efendiler cumhuriyeti yarın ilan edeceğiz diyerek Mustafa Kemal bunu ilan etmiş ama biz artık şu an cumhuriyeti ilan ediyoruz bugün. Bir anlatayım mı? Hemen o atmosfere değil mi, hissedelim diyelim. Evet. 25 Ekim 1923 tarihinde bir hükümet bunalımı yaşanıyor. Ve hükümet bunalımı bir haftaya yakın süre oluyor ama çözülemiyor bir türlü. Tabii o dönemde meclis hükümeti sistemi var. Yani devlet bakanları tek tek oylanarak seçiliyor. Artık yıpranmış meclis tabii ki içerisindeki siyasi tartışmalar sebebiyle çözülemiyor bir türlü o karmaşa. Mustafa Kemal de tabii ki meclis başkanı vasfıyla bu duruma el koyuyor. Yakın arkadaşlarını Çankaya'ya davet ediyor. 28 akşamı, 28 Ekim.
Ve aynı böyle bir masada toplanılmış. O efendiler denen, evet. Oradaki efendiler kim? Bir isimlerini analım mı hocam? Buradaki efendiler Rauf Orbay, Refet Bey'le İsmet Paşa, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoğlu. Silah arkadaşları. Yani evet, bildiğiniz silah arkadaşları. En yakınlarını zaten davet etmiş. Burada işte efendiler diyor, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Herkes coşkuyla tabii ki alkışlıyor. Herkesin beklediği bir şey bu. Neden 29 Ekim dendiği zaman bu krizin dışında şöyle bir ifade de var. Bence de çok mantıklı. 30 Ekim 1918'de Mondros imzalanmıştı. Ve bizi çok büyük facialara sürükledi. Mustafa Kemal'in ondan bir gün önce, yani 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan ederek aslında tam Mondros'a kadar cevap verdiği bütün dünya devletlerine. Yine bir kafa tutmadan bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. Bakın, Mustafa Kemal'i incelediğiniz zaman attığı hiçbir adımda. Hiçbir tarih tesadüf değil aslında. Hiçbiri tesadüf değil. Mesela yine konusu gelmişken 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlatmasının nedeni de 26 Ağustos 1071'e atıfta bulunmak. Yani Malazgirt zaferine. Bakın o zaman atalarımız girmiş Anadolu'ya. Ben de son kez kapatıyorum o kapıyı yabancılara diyor. Yani açılışı ve kapanışı ayrı tarihe getirmek nasıl bir deha. 29 Ekim'de de o var. Yani 30 Ekim'de Mondros'un yıl dönümü. Ben ondan bir gün önce bu işi bitiriyorum deyip Cumhuriyet'i ilan etmesi A'dan Z'ye müthiş bir deha zaten. Önünde her zaman saygıyla eğiliyoruz. Kapatıp ilelebet payidar kalacaktır. Değil mi? Şeyleri evet. De kilitlemiş, mührü de olmuş aslında. Biz de inşallah yaşatacağız. Evet, o mührü hiçbir zaman açmayacağız. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ülke neler kazandı? Bu kazanımlar gerçekten saymakla bitmez. Hı hı. Çok, İlk akla gelen kadınlara verilen haklar zannediyorum. Biz kadınlar o kadar büyük haklar kazanmışız ki bir kere gerçekten cumhuriyete ve kazanımlarına en başta sahip çıkması gereken bizleriz. Zaten anne rolümüz de var. Çocukları istediğimiz gibi şekillendirip yetiştirip cumhuriyet nesilleri yetiştirmek bizim elimizde. Kadınlar neler kazanmış? Kadın Osmanlı'da yok hükmünde. Gerçekten. Eski Türk devletlerinde kadın çok önemli. Erkeklerle birlikte ön saflarda. Ancak Osmanlı döneminde ne yazık ki bu kaybedilmiş. Bu kadınlar demişken, sözünüzü bölüyorum, özür dilerim. Kadınlar demişken Cumhuriyet ilan edilme sürecinde ve Kurtuluş Savaşı'nda başrol oynayan önemli kadın karakterlerimiz var. Onlardan biraz bahsedelim tabii mi? Tabii ki, tabii ki bahsedelim. Özellikle yine Adana'mızın da çok yakın zamanda 100. yılı biliyorsunuz. Burada da kadın kahramanlarımız çok fazla. Ülke genelinde Anadolu'da Makbule Hanımlar, Şerife Bacılar, işte Kara Fatmalar. Ya tabii ki. Şimdi mesela çok küçük yaşta 9 yaşında babasıyla birlikte cepheye çıkmak zorunda kalan, daha sonra Halide onbaşılık verilmiş. Küçük yaşta ne yapıyor? Erkek kılığına giriyor. Halim Çavuş. Onbaşılık rütbesinin verildiği başka bir örnek var mı Türkiye için daha önceki? Halide onbaşı, Halide Edip adı var. Hayır, kadın yine aynı şekilde bir kadının onbaşı rütbesini aldığı başka bir örnek var mı? Yoksa bunlar da mı ilk bizim için? Bunlar tabii ki. Yani mesela Anadolu kadınının mücadeleye girişi bu değil tabii ki. 93 Harbi diye bildiğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Nene Hatun Erzurum'da Azizliye Tabyası'nda orada çok yitik artık hani erkekler çok olumsuz bakıyorlar duruma. Kendini öne atarak gerçekten onlara cesaret vererek bir başlangıç diyebiliriz onun için. Ama Kurtuluş Savaşı'nda işte Halide Onbaşı, Halide Edip adı var olarak hepimizin bildiği. Halim Çavuş diye erkek kılığına girip kendini tanıtan Halime Çavuş aslında. İşte az önce saydığım Şerife Bacılar, Kara Fatmalar veya Kamalı Fatma Adana için de söyleyebiliriz. Gördesli Makbule. Yani bu isimler o kadar fazla ki şimdi aklıma geldikçe söylüyorum. Hepsi birer kahraman. Hepsi gerçekten Türk kadınının erkeğiyle birlikte kurtuluş için ön saflarda ne kadar gözü kara bir şekilde olabileceğini gösteriyor. Mesela yine bir örnek aklıma geldi. Şerife Bacı çocuğu, bebeği küçük yaşlarda
ama cephane ıslanmasın diye onun üstünden battaniyeyi alıp cephanenin üstüne örtüyor. Hani bu vatan bir daha gelmez. Yani bir anne için çocuğundan daha kıymetli olduğunu. Evet, yani şey bir daha gelmez, vatan bir daha gelmez diyerek bu kadar vatansever kadınlarımız var. Bize çok büyük bir miras bırakmışlar. Biz de o kadınların izinden bıkmadan, usanmadan yürüyeceğiz Cumhuriyet yolunda. Ne tür haklar kazandık? Seçme seçilme hakkı aldığımızı biliyoruz ama bu zaten. Dünyada mesela diğer devletler ne zaman aldılar, biz ne zaman aldık? Hemen bunları? Ondan bahsedeyim. Şimdi bir kere 1926 yılında medeni kanunla kadın var hükmüne ulaşıyor. Yani mesela mirasta erkek kardeşiyle kadın aynı oranda miras alamıyordu. Mahkemede tanıklıkta 4 erkeğe bir kadının, 4 kadına bir erkeğin sözü denkti. Düşünün bir kadını şahitlik yaparken. Evet, tanıklık yaparken. Onun dışında kadının boşanma hakkı yoktu. İstediği kişiyle evlenme, çalışma hakkı yok. Sosyal yaşamda yok. Yani siyasi yaşamda zaten yok. Bunlar olmayınca onu zaten düşünemiyoruz. Eğitim de yok galiba. Eğitim okuma yazma oranında. Tabii ki eğitim hakkı yok. 13 milyon nüfusta %7 erkek oranı var okuma yazma. Binde 4 kadının okuma yazma oranı. Okullarda yok, hiçbir yerde kadın yok. Ancak 1926 yılında bir anda kadın var ediliyor. Hem çalışma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, boşanma hakkı, istediği kişiyle evlenme hakkı, tabii ki velayet hakkı. Bunlar da çok önemli şeyler. Tabii, tabii. Mirasta eşit pay, mahkemede tanıklıkta eşitlik. Ya saymakla bitmez dediğim gibi ama 1934 yılında yaşanan artık bunun kadının varlığı fark ettiriliyor aslında. Kesinlikle. Yeniden doğuş. Kesinlikle. Gibi. Kadın var deniliyor dediğiniz gibi. 1934 yılında biz kadına seçme seçilme hakkı verdiğimizde daha Fransa'da yoktu. Mesela biz diyoruz ki işte Kurtuluş Savaşı veya Atatürk ilkeleri Fransız ihtilalinden etkilenmiştir. Milliyetçilik, evet. Cumhuriyetçilik. Bunu tabii ki tamam kabul ediyoruz. Ancak demek ki sonrasında da biz Fransa'ya feyiz vermiş olmalıyız değil mi? Evet. Onlar daha sonradan bizi örnek almışlar. 1934'te biz veriyoruz, 35'te Fransızlar. 1971'lere baktığınızda İsviçre mesela 71'de veriyor. Ne kadar geç bir dönem İsviçre için. Yani hani Avrupa devletlerinin birçoğu bizden çok daha sonra kadına seçme seçilme hakkı veriyor. Okuma yazma oranından bahsettik az önce. Aslında orada da çok önemli bir nokta var. Diyorsunuz ki 13 milyonluk nüfusta %7 evet. Erkek okuma erkek oranı var. Okuma. Zaten kadınlar hiç okumuyorlardı. %4. Bu durumda bu harf inkılabının bize getirdiği ya da götürdükleri açısından konuşacak olursak götürdüğü bir şey de çok fazla aslında olmadığını hiçbir görüyoruz. Şey %7 çünkü bir okuma oranı var. Okuma yok. Zaten yok. Yani gazete deseniz en basitinden sadece İzmir'de, Ankara'da, özür dilerim, İstanbul ve Ankara'da çıkıyor gazete. Okuyan, yazan oranı çok az. O yüzden harf inkılabı geldi. Biz atalarımızın işte mezar taşlarını okuyamıyoruz edebiyatı. Kesinlikle çok yanlış bir şey. Çünkü zaten o dönemde insanlar okumuyor. Osmanlıcayı gören kaçıyor zaten mektepten. Evet. Çok çok zor bir. Türkçenin de ses yapısına ayrıca hiç uygun değil. Dolayısıyla Mustafa Kemal bunu da gördüğü için 1928 yılında harf inkılabını biliyorsunuz treni atlıyor, kara tahtasını yanına alıyor, il il köy köy gezip Latin baş öğretmenimiz aynı zamanda oluşturdu. Şunu da tabii ki baş öğretmenimiz değil mi? 24 Kasım'da da tekrar onu anlayacağız. Sadece kuruculuk olarak. Değil aslında bu inkılapları ilk başta kendisi uygulayarak her konuda öğretmenlik de yapmış. Kesinlikle. İlk öğretmeni bu inkılapçı öğretmen. Ya Türkiye'nin her şeyi. Yani bunu abartmak için söylemiyorum. Baktığınız zaman Batılılar Türkleri sarı ırktan görürlerken antropologluk yapıyor ve Türklerin sarı ırk olmadığını kanıtlıyor. Türk tarih tezini ortaya, Türk tarihçilik yapıyor. Türk Dil Kurumu'nu açıyor, filologluk yapıyor. Şu an üçgen, kare gibi birçok kelimenin aslında mucidi de kitabı var, geometri kitabı var. Kelimelerin kendilerine isim veren, o şekillere üçgen, isim veren kişi de Atatürk. Kesinlikle çok ağır Osmanlıca karşılıkları var. İnsanlar okumaktan kaçıyorlar dediğim gibi. Mustafa Kemal geometri terimlerine tek tek isim vererek bugünkü üçgen, kare, yani bakın onu bile düşünüyor. Sonra işte Ankara'da daha Kurtuluş Savaşı devam ederken müze açtırıyor. Ankara evleri koruma altına alınsın diyor. Sanata medeniyete verdiği yer, eğitim kongreleri düzenliyor. Kadın öğretmenler yetişsin diyor. Yurt dışına o zaman milli gelir ne kadar düşük. Milli gelirin ciddi bir payını ayırarak yurt dışına öğrenciler gönderiyor. Ve bu öğrenciler sadece tıp mühendislik alanlarında değil, arkeolog gönderiyor gelsin ki
Anadolu'nun ne kadar eski bir medeniyet olduğunu dünyaya kanıtlasın diye. Antropolog, atlet gönderiyor, sporcu gönderiyor. Yani hani her alanda Türkiye'nin gelişmesi için inanın düşünmediği hiçbir şey yok. Öğretmenim, siz çok deneyimli bir öğretmensiniz. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Atatürk'le ilgili öğreniminiz hayat, kendi öğrenim hayatınızda duyduğunuzda en çok şaşırdığınız, hadi canım bir insanın aklına bu da gelmez, bunu da mı yaptın dedirtecek bir şey var mı? İlk aklınıza ne geliyor Atatürk? Sorar sormaz Birinci Dünya Savaşı ile ilgili anısı geldi aklıma. Şöyle ki, savaş başlarken daha Osmanlı savaşa girmemiş. Yani Osmanlı savaşta yok. Fikrini soruyorlar. Hani Mustafa Kemal, sen bu işlerde iyisin. Hani iyi bir askersin. Sence nasıl? Almanya'da çok hani iddialı giriyor çünkü. Diyor ki Almanlar bu savaşa evet girecekler. İyi de başlayacaklar. Ancak daha sonra işte Ruslarla savaş başlayacak. Ruslarla savaşacaklar. Ancak daha sonra Rusların ortağı olan İngilizlerle Fransızlar Almanya'ya saldıracaklar. Bu sefer Almanlar birliklerini zikzak bölmek zorunda kalacaklar. Bir felakete sürüklenecekler. Hele ki Osmanlı da eğer bu savaşa girerse Osmanlı da felakete sürüklenecektir diyor. Bakın, yani 4 yıllık savaşın daha başlamadan sonunu söylüyor. Ki zaten Kurtuluş Savaşı'na bu söylediği süreç geçiriyor bizi. Eğer o zaman o dinlenmiş olsa, girilmemiş olsa, kesinlikle hiç Kurtuluş Savaşı'nı bile o derece belki de, değil yaşamak mi? Zorunda. Evet, bu kadar büyük can kayıpları yaşamak zorunda kalmayacak. Doğru söylüyorsunuz. Bir başkası yine sosyal özellikleriyle ilgili. Az önce dedik ya, o bir arkeolog aynı zamanda diye. Ankara'da Ahlatlı Bel kazıları yapılıyor. İşte gezdiriyorlar ama hiç düzgün bir şey çıkmamış yani. Eser çıkmamış, şöyle aman aman dedirtecek. Şöyle bakıyor. Yanlış yeri kazıyorsunuz diyor. Şurayı kazın. Şimdi arkeologlar da hani, yani bizim uzmanlık alanımız ama şimdi paşa da söyledi hani. Paşa da söyleyince olmaz, karşıda gelemeyiz. Tamam deniyor ve 2 hafta içinde bütün önemli eserler oradan çıkıyor. Yani bunu ben duydum. Gözlem bu kadar da olmaz demiştim yani. Aslında şeyle de ilgili o, şimdi 9000 kitap okuyan bir adamın arkeolojik eserler kesinlikle okumasıyla da ilgilidir mutlaka. Her alanda, en fazla tarih ve arkeoloji alanında ve sadece Türk tarihi değil, dünya tarihine de biliyorsunuz Fransızcası çok akıcı. Doğrudan bir kitabı Fransızca olarak okuyabiliyor. Yani cephede bile Çalıkuşu'nu 2 günde hemen okuyuveriyor. Çalıkuşu'nun ne işi var cephede? Hani öyle düşünün. Başkası belki böyle düşünür ama çok da etkileniyor o eserden. Yani evet, kesinlikle. Hepimizin... Belki de kadınlara verdiği haklar oradaki Feride'den esinlenerek verilmiş. Olabilir, olabilir. Çok doğru söylüyorsun. Çok takdir ettiği bir eser o. Benim de şey çok ilginç bulmuştum. Trablusgarp'ta 14 yaşında, 15 yaşında bir askeri okuldayken defterine şu anki inkılaplarda uyguladığı 6 ilkesini yazmış olması. Evet. 14 yaşında bir çocukken ve bunu sonra kurduğu devlette uyguluyor olması beni çok şaşırtmıştı. Bu ilkelerden biraz bahsedelim mi? Ne demek? Tabii. Bu ilkeler cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık. Şimdi Atatürk ilkeleri bir kere Türkiye'nin anayasasıdır. Böyle ifade edebiliriz. Türkiye'nin kuruluş temelleridir. Bu 6 temel olmazsa Türkiye çok büyük tehlikelerle baş başa kalabilir. Bunlardan ilki bugün de zaten andığımız cumhuriyetçilik. Mustafa Kemal kesinlikle insanlığın yönetilmesi için en ideal biçim olarak cumhuriyetçiliği ifade ediyor, cumhuriyeti. Dolayısıyla ulusal egemenlik ilkesi en başından beri zaten temel gördüğü bir şey. Ardından milliyetçilik. Milliyetçiliği de burada yanlış anlaşılmasın, ırkçılıktan ayırmak lazım. Atatürk milliyetçiliği diye bir şey var. Atatürk milleti tanımlarken aynı topraklar üzerinde uzun yıllardır birlikte yaşayan topluluk diyor. Yani herhangi bir ırk veya din birliğinden bahsetmiyor. İşte bu milletin bağımsız yaşamasını milliyetçilik olarak, yani milliyetçiliği ulusal bağımsızlık olarak açıklayabiliriz. Halkçılığı ise devletin her halkın her kesimine eşit oranda hizmet götürmesi olarak, eşitlik, ayrıcalıkların olmaması olarak algılayabiliriz. Ardından laiklik, laiklik en önemlisi. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması diye belki de basitçe tanımlanabilir ancak biliyorsunuz Osmanlı'da her şeyin içinde din vardı ve dini yıpratmışlardı. Yani burada zarar gören siyaset, ekonomi, toplumsal hayat olmuyor. Hassas olan din zarar görüyor. Ve laiklik aslında dini koruyan bir şey. Kesinlikle onu baş tacı eden bir şey.
Ve o yüzden de çok anlaşılması, sıkı sıkıya sarılması gereken bir ilke. Ardından inkılapçılık zaten bütün ilkelerin temelidir. Çağdaşlaşmak, muasır medeniyet. Az önce dediğimiz gibi hani batılılaşalım derken batının önüne bile geçirmiş bizi Mustafa Kemal. Öyle bir inkılapçı, öyle bir devrimci. Ve tabii ki devletçilik. Ne yazık ki en erken ayrılınan belki de ilke devletçilikti. Zaten galiba Mustafa Kemal'de siz daha iyi bilirsiniz tabii. Devletçiliği Cumhuriyet'in kurulmasında yardımcı bir ilke olarak tabii görüyor. Ki. Yani şartlarını... devlet öncülük etsin, daha Hı-hı. sonrası halk işte serbest girişimler, özel tabii sektör. Ki, tabii ki. Kendisini toparladıkça devlet ona destek versin, elini hiçbir zaman çekmesin ama önünde de durmasın gibi bir engel de olmasın. Şey tabii tabii yani çok doğru söylüyorsun. Yani her şey devlet tarafından hayır, yönetilecek bir baskıcı bir bakış açısı değil. Bir müdahaleyi söylemiyor zaten. Hı-hı. Karma ekonomi sistemi. Şimdi halkın elinde sermaye birikimi yok. Halka Hı-hı. hadi fabrika aç desen onu bırakın teknik eleman yok. Yani biliyorsunuz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda hep okuyan gücümüzü bitirdik biz. Eğitimli iş gücü yok. Hı-hı. Sermaye deseniz yok. E nasıl olacak ekonomi kendine yeter bir ülke amaçlanıyor. Hı-hı. O zaman deniyor ki biz devlet olarak fabrikaları açalım. Daha sonra kâra geçtikten halkın da elinde sermaye biriktikten sonra özelleştirme dediğimiz halka arz edelim ve bu Hı-hı. şekilde liberal ekonomiye bir geçiş sağlansın. Hı-hı. Finansal boyutu böyle ama bir de şey var bunun mesela eğitim boyutunda da devletçiliğin el çektirilmiş olması aslında orada da bir risk olabilir. Keşke orası daha uzun süre devam edebilseydi değil mi? Çünkü kesinlikle. Eğitimsiz bir yani o dönemde eğitim alamamış %7 okuma oranı olan bir halk için devletin eğitim imkanlarını seferber etmesi de çok önemli. Çok daha uzun süre. Mesela millet mektepleri biliyorsunuz hani okuma yazmayı halka şey yapmak için, öğretmek için de evet. yeni harfleri. Ardından halk evleri açılıyor. Daha sonra işte köy enstitüleri. Köy enstitüleri yani bu topraklarda yapılmış en önemli projeydi. Evet. Keşke dediğiniz gibi ona çok kesinlikle katılıyorum kaybedilmeseydi. Dış güçler, içeride olan bir takım sıkıntılar. Köy enstitüleri, köylerin aydınlanmasından rahatsız olan insanlar oldu ne yazık ki. Ve ilk önce Büyük Hasan olan köy enstitüsü, yüksek köy enstitüsü yani köy enstitülerini öğretmen yetiştiren burayı kapattılar. Bura kapanınca diğerlerinin kapanması da zannediyorum böyle hani ip söküğü gibi, pamuk ipliği gibi beraberinde geldi. Ama dediğim gibi kesinlikle köy enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projesiydi. Köylerin aydınlanması. Belki bugün gerçekten çok farklı bir yerde olabilirdik köy enstitüleri devam etseydi. Aslında köy enstitülerinde verilen eğitim Atatürk'ün bu öğretmenlik mesleğini diğer her şeyin üzerinde tutması. Bu birçok hikaye var bununla ilgili. Hı-hı. Milletvekili maaşlarının, öğretmen maaşlarının geçmemesiyle ilgili. Orada da verdiği değeri de aslında köy enstitülerinde bir öğretmenin kaneviçe öğrenmesi, bağlama öğrenmesi yani hayata tam donanımlı bir kesinlikle. İnsan olarak psikoloji öğrenmesi. Çünkü hani çocuğun ilk 7 yaşından itibaren hayatı ilk 7 yıldan ibarettir ya insanların. Doğru. Bir öğretmenin kıymetini de aynı zamanda hakkını teslim eden bir kurumdu köy enstitüleri değil mi? Mustafa Kemal askerleri aslında öğretmenler. Evet tamam hani Kurtuluş Savaşı'nda askerleri vardı ama devrim askerleri, inkılap askerleri kesinlikle öğretmenler. Daha Kurtuluş Savaşı devam ederken Kütahya Eskişehir Muharebeleri kaybedilmiş eğitim kongresi topluyor. Ne gerek var diyorlar ertelesek mi? Hayır diyor cahillikle savaş, düşmanla savaş kadar önemlidir. Ve gerçekten düşmanla 5 yıl savaşmış Mustafa Kemal ama cahillikle 15 yıl. Yani bütün Cumhurbaşkanlığı boyunca yaptığı inkılaplar hep bu eğitimin, öğretmenlerin önemi üzerine. Köy enstitüleri de tamamen buna uygundu. Yani bir öğretmen köyüne gittiği zaman inek mi doğurtması gerekiyor? Onu yapabilecek seviyede. Duvar mı örmesi gerekiyor? Onu yapabilecek veteriner, seviyede. Duvar üstesi. Her şey. Yani köye ne lazımsa öğretmen hepsini kapsayacak. Kanaat önderi yetiştiriyorlar. Belki aslında. De öyle de söylenebilir. Hı. Köyü alıp götürecek arkasından o aydınlanmayı sağlayacak bir ışık olarak görüyordu öğretmenleri. Öğretmenim az önce anlatırken dediniz ki Atatürk en çok tarih kitapları, arkeoloji okurdu. Kendi tarihini en iyi öğrenen liderlerden biriydi. Siz bir tarih öğretmeni olarak şu anda
Milletimizin tarihe bakış açısını nasıl görüyorsunuz? Öğrencilerimizin ilgisi nasıl? Buna ilgili neler yapılabilir ilgiyi arttırmak adına eğer azsa? Tavsiyeleriniz neler? Şöyle, öğrencilerimizle ilgili yani yeni nesil, hani Z kuşağı diye tabir ediyorlar ya, çok ilgili. Gerçekten yani onların ilgisi, alakası. Meraklı bir nesil. Doğru tarihi öğrenme konusunda çok meraklı. Kesinlikle televizyonlarda yayınlanan o tarihi dizilerin gerçek tarihi yansıtmadığının bilincindeler. Biraz da bunu da biz de veriyoruz tabii ki. Resmi tarihin de ötesinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Evet, kesinlikle. Yani hani söylenen doğru mu yoksa bunun dışında bir tarih var mı? Bizim tarihimizi yeniden mi yazmaya çalışıyorlar? Bunu soran, sorgulayan. Zaten benim öğretmenlikteki en büyük amacım bu. Çocuklar soru sorsun, çocuklar araştırsın, soran, kurcalayan, sorgulayan insanlar olsunlar. Her verileni ezberden tamam doğrudur deyip yerleştirmesinler istiyorum. Gerçekten meslek hayatımda bunu adadım diyebilirim. Dediğiniz gibi hani o gençlerin bu şeyden etkisinden tepkiye doğan, çünkü bir şey var. Ortada bir tarih yazılmaya çalışılıyor sanki, yeni bir tarih yazılmaya çalışılıyor gibi. Ona bir tepki hemen veriyor gençler. Bu konuda çok memnunum. Benim soracağım sorular bu kadar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz bugün bir Cumhuriyet kadınıyla birlikteydik. Cumhuriyet'in kendisine verdiği hakları sonuna kadar kullanmış ve bunu da çocukları yetiştirmek için onlara öğreten bir öğretmenle gerçek bir Cumhuriyet kadınıyla birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum Duygu Hocam. Ben tekrar görüşmek ediyorum. Üzere. Çok Cumhuriyetimizin 98. yılı tekrar kutlu olsun. Hepinize kutlu ve daim. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.